Merhaba Leopelis takipçileri, merhaba sevgili dostlar. Daha evvelki dışkı videolarını biraz daha geniş tutarak sizlerden de gelen konulara bir nevi cevap olsun diye faydalı bir konu hazırladım. Malumunuz muhabbet ve diğer kafes kuşlarının normal şartlarda hasta değilken ya da farklı gıda kullanmadığı zaman standart bir dışkı şekli ve rengi vardır. Bu zaten bizim için normal kabul edilen bir dışkı rengidir. İşte yeşil ve hafif kahverengi tonlarında ve bunda çok fazla endişe etmemize gereken bir konu bulunmaz. Önce dışkıda gördüğümüz beyaz olan bir kısım bulunuyor. Bunun dışında renkli bir kısım var. Bir de saydam bir kısım bulunmakta. Peki bu renkler ve şekiller ne gibi hastalıkları bize gösterir? Neye yakalanmıştır? Bu durum varsa ne yapmamız gerekir? Bunlarla ilgili biraz bilgi paylaşacağım. Yavaş yavaş konuya giriş gerçekleştirelim isterseniz. Şimdi dışkı bir tüp şeklinde olur. Ürat, idrar ve dışkı olarak 3 kısımdan oluşur. Dışkı bağırsaktan gelir ve yeşil kahverengi renkte olur genelde. Ürat ise böbrekten atılan bir kısımdır ve beyaz renklidir, krem formundadır. İdrar ise sıvıdır ve şeffaf renklidir. Dışarı atılmadan önce birleşirler ve tek bir şekil halinde gelir. Ürat ve idrarın rengi sabittir ve yediklerine göre değişmez sevgili arkadaşlar. Şekillerinde değişiklik olur. Yani renklerinde bir değişiklik olmaz. Normal şartlarda şekillerinde değişiklik olur. Ürat ve idrar renginin özellikle. Bu da yediklerine göre değişebilmektedir. Mesela marul yiyebilir. Karpuz, salatalık, elma gibi sıvı ağırlıklı beslenim yaparsa dışkıdaki idrar daha fazla olacaktır. Yani sizin taban kağıdına koymuş olduğunuz yerde daha fazla sulu bir şekilde göreceksiniz miktar olarak. Bu ishal değildir. Yani ishal olarak bunu değerlendirmeniz yanlış olur. Hatta eve yeni aldığınız kuşlarda da yem değişimi ya da korku, stres nedeniyle de sulu dışkı yapabilir. Bir nevi korkunun belirtisidir, stresin belirtisidir. Kafes altını düzenli değiştirirseniz yaptığı miktar ve dışkı formunu zaten görmüş olacak ve erken müdahale etmiş olacaksınız sevgili dostlar. Size şimdi burada dışkının renkleri ve formlarıyla alakalı, idrarın rengiyle alakalı, üratın rengiyle alakalı ne gibi değişiklikler olur? Normali nedir? Bu değişiklikler olduğu zaman ne yapmamız lazım? Bize neyi gösteriyor? Bunları aktarmak istiyorum. Şimdi dışkıda yeşil renk. Bu renk ve formu genelde tohum ve yem ile beslenen kuşlarda görürüz sevgili Leopets takipçileri. Ve bunu normal olarak kabul edebileceğimiz bir dışkıdır. Dışkıda kahverengi renk, bu da yine tohumların rengiyle, cinsiyle alakalı olan bir durumdur. Bunu da genelde normal kabul edebileceğimiz bir dışkıdır. Bunun dışında bir de sarı ve sarımtırak bir renk vardır. Ya da kahvenin biraz daha açı. Burada da genelde kuşlara mama verildiğini düşünebiliriz. Çünkü yumurta maması içinde biliyorsunuz sarısını da kattığımız için. Burada işte ne bileyim başka ne veriyoruz? Cicibibi falan verdiğimiz için burada rengi biraz daha ister istemez değiştirir. Dışkıda kırmızı renk vardır. Kırmızı renk ise genelde kuşlarımıza kırmızı lahana, kapya biber, havuç gibi ek gıdalar verirsek dışkı rengi kırmızıya dönük oluyor. Ama sindirim sonrası tamamen yani vücuttan sindirimi yaptıktan sonra dışkı rengi normale dönecektir. Bu birkaç zamanı alıyor. Yani çok uzun bir süre değil. Sindirimine bağlı. Belki bir günü bulabiliyor o yediğini tüketmesi. Bunun dışında siyah rengimiz var. Bu genelde tehlikeli bir renktir. Mide kanaması geçiren kuşlarda kanında dışkıya karışıp orada renginin koyulması sonrası renk siyaha döner. Bu kuşlar için tehlikelidir. Muhakkak veterinere götürülmesi ve gerekli müdahalenin de yapılması gereklidir sevgili Leopest takipçileri. Sevgili dostlar bir de dışkıda beyaz renk var. Bu kuşların dışkısındaki beyaz renk bize pankreas rahatsızlığı nedeniyle olabileceğini bize belirtir. Tedavi olmazsa kuşun ölümüne kadar giden bir süreç başlayacaktır. İnsanlarda kullanılan ilaçlar var. Bunları belli bir oranlayıp kuşlara veriliyor. Ama en güzeli veterinere götürüp gerçekten pankreas mı değil mi bunun bir teşhisini koydurmaktır sevgili dostlar. Dışkıda üratın yani beyaz krem rengi olan kısmın yeşil ya da sarı olması durumu da söz konusudur genelde. Bu da kuşta karaciğer rahatsızlığını bize işaret eder ve yine bir veteriner vasıtasıyla tedavi sürecine başlamanız gerekmektedir. Ayrıca idrarın şeffaf değil de sarı olması durumu söz konusudur. Yani kağıdın üzerinde böyle sarımtırak bir idrar rengi görürseniz bu da böbrek iltihabına işaret etmektedir.
Eğer dışkı üzerinde kan ya da kan pıhtısı varsa burada da yine bağırsak enfeksiyonu var anlamına gelir. Eğer kuş dişi ise yumurta sıkışması ya da bir cisim yutmuş ve bu orada bir rahatsızlık vermiş, enfeksiyon yaratmış ya da farklı bir durum söz konusu olabilir. Yine burada da veterinere götürmeniz lazım. Peki dışkıda köpük olması, yani dışkının üzerinin görseldeki gibi köpük olması, bu da genelde muhabbet kuşlarında ve diğer kafes kuşlarında gaz olduğu ve bağırsak enfeksiyon olabileceği bilgisi sizin hemen aklınıza gelmelidir böyle bir görselle karşılaşırsanız. Peki bir de dışkıda sindirilmemiş tohumlar, yemler görüyorsunuz. Bu da yine görselde görmüş olduğunuz gibi bir durum söz konusuysa kuşlarda E. coli ya da megabakteri adıyla bilinen kuruma hastalığının başlangıç durumu bir belirtisi olabiliyor. Ciddi bir durumdur. Bunlar ikisi de çok sıkı bir şekilde önceden belirti alıp sonrasında da tedaviye başlamanız gerekmektedir. O yüzden bu da yine takip edilmesi gereken bir durumdur. Son olarak size dışkının olduğundan daha büyük olması, yani serçe parmağınızın yarısı kadar bir dışkı boyutundan bahsediyorum ki bu da dişi kuşun yumurtlamasına yakın olduğu ya da yumurtladığı zaman içerisinde gözükmektedir. Bazen diyorlar abi benim dişi kuşumun dışkısı çok büyüdü, ne oldu, hayırdır, bir sıkıntı mı? Hayır, bir sıkıntı yok. Dışkı boyutu büyüdükçe, özellikle dişi kuşlardan bahsediyorum, bu yumurta yapacağı ya da yumurtanın geleceği ya da yumurta yaptı, içeride pislemek istemediği için şeyi, yuvalı ne yapıyor? İçi tutuyor, tutuyor, tutuyor. Sonra çıkıyor. Tek bir kalemde bu bütün dışkısını yapıyor. O da biraz böyle kokulu ve hafif cıvık ve büyük bir formda oluyor. Bu bir problem değil de tamamen dişi kuşun yuvalı pisletmeme alışkanlığıyla, içgüdüsüyle olan bir durumdur. Kafesteki dışkılara bakmamız gerekiyor sevgili dostlar. Temizlerken ya bu dışkı normalde hep böyle belli bir standart dışkı vardı, bu rengi değişmiş, ürat sarıya dönmüş, ne bileyim işte idrar kısmı şeffaf değil de sarımtırak olmuş, ne bileyim bunun rengi kırmızıya dönmüş vesaire. Hani bir kontrol etmemiz lazım. Bu kontrol dışkıda bize kuşlardaki bir rahatsızlığın habercisi oluyor. Peki biz bunlara nasıl tedavi edebiliriz ya da bunlara biz nasıl bu sorunların olmamasını sağlayabiliriz? Bir de bu bilgileri size aktarmak istiyorum. Şimdi sevgili dostlar, elma sirkesi muhabbet kuşlarında çok kullanılan bir uygulamadır. O yüzden 15-20 günlük periyotlarda suluğa elma sirkesi damlatmamız lazım. 6 ya da 8 damla kadar bu damlayı koyarsak bağırsakları temizler muhabbet kuşu ve diğer kafes kuşlarında. Ayda bir vitamin takviyesi yapılması uygundur. Burada çocuk vitamini verebilirsiniz muadil olarak. Çünkü normal kuş vitaminleri biraz pahalı. Hem adedi küçük, hem miktarı küçük, hem de pahalı. Ben Polivit kullandım uzun süre bu üretim sürecinde. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. 8 liraya çocuklara verilen vitamini 6-8 damla kadar kullanarak tatbik ettim. Bunu tavsiye ederim. Vitamin çünkü kuşun her türlü vitamin alabildiği için bu vücudundaki her tarafı çalıştırıyor ve kuvvetli olması, bağışıklık sisteminin de kuvvetli olması ve hastalıklara yakalanmamasını engelliyor. Kafes temizliği burada çok önemli. Özellikle suluk temizliği çok iyi olmalı. Çünkü mikroplar burada ağız yoluyla bağırsaklara gidiyor. Orada enfeksiyon neden olabiliyor. Mantar vesaire gibi durumlar çok sıkıntı olabiliyor ileriki dönemlerde. O yüzden kafes temizliği artı İşte bulunduğu odanın temizliği, hava açılması, pencere cam açılması, bunun dışında ne bileyim suluğun temizlemesi, taze su koyulması. Çünkü bazen dışkı yapabiliyorlar, suluğun içine yem gidebiliyor, o orada pisleşiyor çünkü. Bunu azami şekilde dikkat etmemiz gerekmekte. Diğer bir yanlış yapılan durum da kafes içerisinde sebze meyve ya da çok uzun süre açıkta yem kalmasıdır. Bu da bağırsakları bozar, hatta kursak mantarına kadar giden olumsuz süreçlerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle yumurta maması yapıp içeride bırakıldığı zaman özellikle yaz döneminde 4 saati geçmemesi lazım. Kış döneminde de 6 saati geçmemesi gerekiyor. Bu bir süre sonra bozulmaya başlıyor ve kuş bunu yerse de vücudunda mantara oluşuyor. İçeride ıslak kalan şey mantara dönüştürüyor. O yüzden her yaptığımız işleminin bazı dezavantajları olabiliyor. O yüzden dozajında ve zamanında alıp koymak gerekmekte sevgili dostlar. Bugünlük benden bu kadar. Geniş ve detaylı bir video hazırladım sizlere.
Varsa yorumlarınızı lütfen videonun altına yapın. Bana destek olmak için de beğenmeyi ve paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşça kalın.